Merhaba Kader Mahkumları, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda arka plan silme işlemini göstereceğim. Evet, yanlış duymadınız. Yeşil perdeye, green screen'e ihtiyaç duymayacağız. Herhangi bir profesyonel programdan tek tek saniye saniye parmaklarımız kırılıncaya kadar kırpmayacağız. Yapmamız gereken sadece bir efekt, bir efektle bunu kolayca çözeceğiz. Yeşil perdeye artık para harcamayacaksınız. Sadece ışıklandırmanız biraz iyi olursa, yani aydınlık bir alanda olursanız gayet güzel ve temiz sonuçlar alabileceksiniz. Arka tarafa hem fotoğraf, hem video, hem görsel, hem renk dilediğiniz her şeyi ekleyebileceksiniz. Hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce eğer abone değilsen olursan harika olur. Büyümeye çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Aklına takılan şeyleri yorumlara yaz. Yapacağımız uygulama için programa ihtiyacımız var. Bu programın adı CapCut. CapCut'ı indirin, devam edelim. Bu arada CapCut detaylı videosunu izlemek için i harfine tıklayıp izleyebilirsin. Hemen videoya geçelim. Bakalım arka plan nasıl kaldırılıyormuş. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Şimdi CapCut uygulamamıza geçiş yaptık. Açıklamadan linklerini bulabilirsiniz indirmek için. Buradan yeni proje yazan kısma bir kez dokunuyoruz. Çektiğim örnek videoyu ben buraya aldım. Bu videoyu az önce örnek olsun diye çekmiştim. Şimdi bu videoyu kaldırıp arka tarafı tamamen boşaltacağız. Herhangi bir eksik olmadan tek bir tuşla yapıyoruz. Bu kadar basit. Video bitti, görüşürüz. Tabii ki bitmedi. Birkaç şey daha anlatacağım. Diyelim videomuz bu veya bir oyun kanalısınız. Arka tarafı kesip kendinizi oyunun ön tarafına monte etmek istiyorsunuz. Montaj yaparken çok basit. Videomuzun üstüne bir kez dokunuyoruz. Buradan arka planı kaldır seçeneğine basıyoruz. Bu bizim için yapay zeka ile arka planı tamamen siliyor. Zaten burada yazıyor %19, 20, 21 kaldı. Bunun dolma süresini bekliyoruz. Bu dolduktan sonra videomuzdaki arka plan tamamen kalkmış oluyor. Yalnız ışıklı, aydınlık bir yerde çekmeye dikkat edin. Arka tarafınızda ten rengiyle uyumlu nesneler olmasa daha güzel olur. Bazen onları da alabiliyor. Yani programın yapay zekasından dolayı. Şöyle bir bakalım genel olarak. Bakın arka plan yok gördüğünüz gibi. Şurada hızlı hareket ettiğim için hafif araya duvar karışmış. Ama siz oturarak bir oyun videosu çekecekseniz hiçbir problem olmayacaktır. Şu şekilde diyelim arka planı kaldırdık. Şimdi arkaya bir şeyler eklemek istiyoruz. İlk olarak normal bunun üstünde değiliz. Tekrar boşluğa tıklıyoruz aşağı. Şöyle şunu yana doğru kaydırıp tuval var bakın burada. Tuvala tıklıyoruz. Tuvala tıkladıktan sonra renk kısmına geliyoruz. Buradan arka planı dilediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Şöyle şöyle hangi rengi isterseniz oynatalım bakalım. Bakın zaten aynı görünüyor. Herhangi bir problem. Dilin aklı için videoyu beğenmeyi unutma. Herhangi bir problem yok. Okey dedik. Ya da arka plan seçeneğine şuradan tıklarsınız. Buradan programın bize sağlamış olduğu değişik arka planlar var. Dilerseniz kendinizi küçültmek isterseniz de iki parmağınızla tutup şöyle küçültüp ya da büyütüp dilediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. Burada çok baygın bakmışım. Biraz şöyle geri alalım. Yoruldum bugün arkadaşlar. Böyle dilerseniz arka planı istediğiniz herhangi bir görseli ekleyebilirsiniz. Otomatik görseller var. CapCut'ın kendi görselleri bunlar. Güzel şeyler var. Deneyebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Eğer içinize sinerse isterseniz bir sürü seçenek var. Bakın yana doğru kaydıralım. Simler vesaire. Güzel gerçekten tuval görüntüleri var. CapCut burada hiç şeyden kaçmamış. Bildiğiniz gibi bedava olmasına rağmen birçok seçenek var içinde. Maşallah tuvali de doldurmuşlar. Şöyle ağ koyalım biraz mistik. Yok güzel olmadı. Şu şekilde diyelim bir şey yaptık. Veya dilerseniz arka tarafa kendi fotoğraflarınızı da koyabilirsiniz. Bunu bir oynatalım bakalım bir şey var mı? Yok. Şu an gayet normal görünüyor. Şöyle şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Ve arka plana tekrar tıklıyoruz. En başa geri dönelim. Biraz uzun bir yolculuk. Burada fotoğraf simgesi var gördüğünüz gibi. Bu fotoğraf simgesine basarsanız kendi galerinizden dilediğiniz bir fotoğrafı arka tarafa ekleyebiliyorsunuz. Diyelim Android ile ilgili bir şey anlatıyorum. Bunu arka tarafa ekledim. Kendimi de buna göre konumlandırdım. Ya da biraz daha uzaktan çektiğimi varsayın. Bu şekilde videonuzu çekerken arka tarafta Android simgesi de size eşlik edebiliyor. Bunu da böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ya da video eklemek istiyoruz. Buradaki bindirme seçeneğine bir kez tıklıyoruz. Bindirme ekle seçeneğine tıklıyoruz. Burada videolar bölümünden bir tane videomuzu seçiyoruz. Şunu şöyle büyütelim. Şimdi diyelim videomuz böyle. Videomuzun gelelim bu boş taraftaki son tarafını böl diyoruz ve kırpıyoruz. Daha sonra bu videomuzun üstüne tıklıyoruz. Bakın arkada olduğu için görünmüyor. Yana kaydırıp bindirme diyoruz. Bu bizim için alta geldi. Yani bu videoyu direkt şöyle şu şekilde kopyaladı. Dilerseniz bu üstteki kalan bölümü silebilirsiniz. Bakın videonun önündeyim ve video şu an arka tarafta oynuyor. Dilerseniz burada hazır videoları da kullanabilirsiniz. Geri alalım. Bir oyun oynadınız diyelim. Ekran kaydı çektiniz. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Veya
Şöyle gelelim, tekrar bindirme kısmından bindirme ekle diyoruz. Buradan stok videolar var gördüğünüz gibi. Buradan herhangi bir stok videoyu alabilirsiniz. Buradan stok video ve stok fotoğraflar var. Kullanabilirsiniz. Bunlar da CapCut'ın özellikleri. Şuradan diyelim şunu aldık. İndiriyor bizim için. Bunu şimdi arka plana ekleyelim. Bakalım nasıl görünecek. Yalnız bu yatay olduğu için görüntü biraz karışabilir ama sorun değil. Tekrar şunu ekledik. Şunu şöyle kaydırdık. Bunu zaten son bölümünü kırpmanız gerekiyor. Yoksa bir klip sakla alamıyoruz vesaire gibi şeyler diyor. Böl dedik. Boş olan bir yeri tekrar tıklayıp yana kaydırdık. Buradan bindirme seçeneğine bastık. Bizi bakın buranın önüne aldı. Dilerseniz arka planda bir şey anlatıyorsanız bunun üzerine tıklayıp arka planın üzerine tıklayıp yani şu an arka taraftaki videoya tıklıyorsunuz. Kareler bölümüne geliyorsunuz. Buradan arka taraftaki şeyin rengini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Veya ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Buradan arka tarafı rengini vesaire parlaklığını her şeyini arka taraftaki videoyu düzenleyebiliyorsunuz isterseniz. Bu şekilde siz de arka planları boşaltıp kendinizi böyle ön tarafta video ekleyebilir, oyun kanallarınızda vesaire bu şekilde videolar çekebilirsiniz. Bence gayet güzel bir uygulama, güzel olduğunu düşünüyorum. Kendinizi de soldurmak falan da isterseniz opaklık kısmına basıp böyle hayalet misali ya da az bir şekilde görünüp bu şekilde de uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu efekti kullanabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır, hoşunuza gitmiştir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kullandıysanız bana bunu yazın yorumlar kısmında. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izleyip abone de olmadıysan olursan benim için harika olur. Hep birlikte büyümeye, kanalımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Senin de burada desteğin benim için çok önemli. Abone olup bildirimleri açarsan muhteşem olur. Bir dahaki videoda ne videosu çekelim? Aklımda birkaç şey var ama senin fikirlerini de önemsiyorum. Alttaki yorumlar kısmına hangi videonun gelmesini istiyorsan yazabilirsin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları. Video biterken size hatırlatmam gereken videolar var. Tüm video işlerinizi telefondan CapCut sayesinde yapabileceksiniz. Detaylı anlatım videom var. Açıklama kısmına veya yukarıdaki i harfine tıklayarak bu videoyu kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Çok işinize yarayacak. Ayrıyeten aynı uygulamada görünmez olma efektini yapıyoruz. Bu numara sayesinde arkadaşlarınızla belirli şakalar yapabileceksiniz. Güzel editler tasarlayarak sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp insanların dikkatini çekebileceksiniz. Bir diğer videomuzda müzik ritmine göre video yapıyoruz. Evet, müziğin vuruşlarına ve çalma stiline göre videolarımızı düzenleyip bu şekilde video oluşturuyoruz. İzlerseniz daha iyi anlayacaksınız. Bunu da çok seveceğinize eminim. Ve ayrıyetten dalgalı dilik videolar nasıl yapılır? Bunların da eğitim videosu kanalımda mevcut. Instagram'da veya TikTok'ta bu şekilde içerik üretiyorsanız bilgisayara ihtiyaç duymadan telefondan siz de kolayca lirik video yapmayı öğreneceksiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.